Zafer, kendimi hiç iyi hissetmiyorum artık. Doktoru aradım Nazan, yolda. Ne olursun bırakma kendini. Anneciğim bak ben yanındayım. Geçti değil mi ağrın? Geçmez olur mu Osman'ım? Hemen geçti. Muzaffer, bunlar artık son anlarım. Acısıyla, tatlısıyla çok güzel günlerimiz oldu. Ben bütün güzel günlerimi yanımda götürüyorum. Ama takdiri ilahi, evladıma daha doyamadan beni sizden alıyor. Nazan böyle konuşma ne olursun. İyi olacaksın. Yine çok güzel günlerimiz olacak. Muzaffer, senden tek bir söz istiyorum. Osman'a çok iyi bak. Onu kimseye muhtaç bırakma. Allah aşkına Nazan konuşma. Yeter. Söz ver. Ona öksüzlüğünü hissettirmeyip hep yanında olacağını. Anasızlığının yanında babasızlığı tattırma. Sahipsiz görmesinler. Söz veriyorum. Hayatımın üstüne söz veriyorum. Nazan. Anne, anneciğim. Nazan. Nazan'ım. Sana söz veriyorum Nazan. Hayatımın sonuna kadar evladımıza iyi bakacağım. Asla yanımdan ayırmayacağım. Ona hep sahip çıkacağım. Söz veriyorum, söz. Bak işim, ben sana aşık oldum. Hatta Nazan'dan sonra kimse olmaz diyordum. Seni gördüğüm an anladım ki bu büyük bir yalanmış kendime söylediğim. Ama olmaz. Evlenemeyiz. Ama niye Muzaffer? Ben de sana ilk görüşte aşık oldum. Sen de tam benim hayallerimde yaşattığım adamsın. Güler yüzlü, anlayışlı, olgun. Konu Osman'sa sana söz veriyorum. Bana inan. Rahmetli eşin Nazan'a verdiğin sözü tutmana ben de yardım edeceğim. Sahi mi? Bunu benim için gerçekten yapar mısın? Senin için değil. Bizim için her şeyi yaparım. Hem de her şeyi. Osman'a öyle bir annelik edeceğim ki... Osman bile öz annesinin eksikliğini hissetmeyecek. Sana söz veriyorum. Çevelettin ha? Vermiyorum sana şu çerçeveyi. Vermeyeceğim işte. Demek vermiyorsun ha? Canım yanıyor Esim abla. Abla demeyeceksin bana diye kaç kere söyledim sana. Anne diyeceksin bana anne. Anladın mı? Benim annem var. Sen benim annem değilsin. Demek annem var öyle mi? Peki nerede anne? Senin annen öldü anlıyor musun öldü? Annem ölmedi. Annem cennete gitti. Ve bir gün buluşacağız. Keşke onun yerine sen ölseydin sen. Ne oldu eşim? Bu sesler de ne? Yok bir şey Muzaffer. Ben o annesizliğini hissetmesin diye saçımı süpürge ediyorum. O bana hakaret ediyor. Yeşim yapma Allah aşkına. O daha çocuk. Ne anlar hakaret etmekten? Ya ben yani yalan söylüyorum yani öyle mi? Senin o kıymetli oğlun bana annem yerine o mezara sen girseydin keşke dedi. Yazıklar olsun ya. Tamam hayatım. Sakin ol biraz. Ben şimdi onunla konuşacağım. Osman! Osman neden böyle yapıyorsun yavrum?
Bak Yeşim ablan sana annelik yapmaya çalışıyor ama sen... Annem değil o benim. Bak duyuyor musun Muzaffer? Sevmiyor beni işte. Osman, Yeşim ablana karşı ayıp ediyorsun. Derhal özür dile. Dilemeyeceğim işte. Bak annemi resmini ne hale getirdi. Aa, üstüme iliksir alıp yalan söylüyor. Özür dilerim. Dilemeyeceğim işte. Ama hayatım, Yeşim, sen de biraz anlayışlı olamaz mısın? Daha ne yapmamı bekliyorsun ki, anlamadım. Çaba sarf ettiğini biliyorum hayatım. Ama biliyorsun, Nazan'a ölmeden önce söz verdim. O bana emanet. Anlıyorsun değil mi? Haklısın hayatım. O daha çocuk. Benim biraz daha alttan almam gerekiyor. Yoksa biliyorsun ne kadar çocukları sevdiğimi. Bir de bizim çocuğumuz olsa. Ne yapalım Yeşim? Bizim çocuğumuz olmuyor olabilir. Hem bu kadar üzülme. Belki ileride Allah'ın izniyle olur. Hem bak aslan gibi oğlumuz Osman var. Haklısın kocacığım. Ben yukarı çıkayım da Osman'ın gönlünü alayım. Ne de olsa o bize emanet. Bir daha benim sözümden dışarı çıkarsan seni anneanneni postalarım. Anladın mı? Bu ne demek biliyor musun? Babanla bir daha hiç göremezsin. Yeşim abla ne olur beni babamdan ayırma. Ne istersen yaparım. Yeter ki beni evden yollama. Vallahi sen bilirsin. En ufak bir hatanda kendini kapının önünde bulursun. Söz veriyorum Yeşim abla. Halen bana abla mı diyeceksin sen? Oo, bakıyorum da hemen barışmışsınız. Muzaffer'cim hiç anneyle oğul arasında küslük olur mu? Oğlum benim. Değil mi Osman? Hı? Abla ne yaparsam yapayım bu çocuğa yaranamıyorum. Gerçi sinirimi de bozmuyor değil ama... Nihayetinde sübyan zavallı. Aman kızım, ne demiş eskiler? Acı mı acınacak hale düşersin. Sen zaten hatayı baştan yaptın ya, neyse. Ne demek istiyorsun abla? A benim saf davranım. Diyorum ki sana, bu adamla ne işin var? Nasıl ne işin var abla? Beni seviyor, iyi bakıyor, hediyeler alıyor. Daha ne isteyeyim ki? Demek daha ne isteyeceksin ha? Bu adam senden yaşlı. Yarın öbür gün toprak olur gider. Ya sen? Bu gençliğinde eser kalmamış halde sürüneceksin. Tekrar baba evindeki gibi açlık sefalet içinde mi yaşamak istiyorsun? Gençliğini çocuklu bir adam için heba etme. Deme öyle abla ya. Beni babamdan başka hiç kimse böyle sevmedi. Anlatmıştım sana daha önceki yanlış hayatımı. Ama şimdi... Demek o kadar çok seviyor seni. Hep öyledir zaten. O zaman ona söyle, senin geleceğini düşünsün. Dükkanı üstüne yapsın. Keşke kardeşim Kemal gibi bir kocan olsaydı. O zaman anlardın ne demek istediğimi. Ama ne yaparsan yap. Hadi iki tıkırdat Kemal gelmeden. Sen bizim falımıza bakana kadar Kemal geldi işte. Hoş geldin. Merhaba. Zamanlaman harika yani. Tam falımıza baktıracaktık ki geldin. Fal mı bakıyorsun sen Yeşim? Yok be Kemal. Öyle iki sallama. At var, kuş var. Bir gün de bana bak bakalım. Belki aşk meşk ara. Ne dersin? Hadi ama terziye yetişmem lazım Kemal. Hemen yetiştiririm ben seni. Ablalarım bir tanesi. Görüşürüz Yeşim. Görüşürüz Kemal. Hep ben size geliyorum Yeşim. Bir dahaki kahveler benden. Hadi görüşürüz. Thank you.
Arzu abla, karne baba, hepsi peçi. Ver bakayım Osman. Oo, aferin. Artık bugün en sevdiğin yemekleri yaparım sana. Çilekli pastayı da yapar mısın bana ablacığım? Yapmaz olur muyum hiç? Arzu, kim gelmiş kızım? Küçük beyefendim. Hadi koş babana göster karneni. Ben de pastanı yapayım seni. Koş. Oley be yaşasın. Hadi koş bakayım. Baba bak, karne aldım. Üstelik sınıf birincisi oldum. Sultanım, ne kadar güzel olmuşsun böyle. Osman da karne almış. Hepsi peki. Ha, baba mi? Bakmadı ki karneme. Ne gerek var oğlum bakmama? Sen söyledin ya, yeter. Aferin sana. Güzel bir hediyeyi hak ettin. Merak etme oğlum. Sana güzel bir hediye alırım. Muzaffer'cim, çok sıkıldım böyle beklemekten. Çıkalım mı? Affedersin hayatım. Hemen çıkalım. Babacığım nereye? Bugün annenle evlilik yıl dönümümüz yavrum. Kutlamaya çıkıyoruz. Gelmek ister misin? Hı-hı. Allah aşkına Muzaffer, saçmalama. Bize bir kutlamadı bile. Hem ben baş başa kalmak istiyorum kocamla. Sen nasıl istersen hayatım. Osman'cığım, annenle benim başka yerlere uğramamız lazım. Sen sıkılırsın şimdi. Başka zaman seninle de çıkarız, olur mu? Hediyeni düşün, hemen alalım sana, tamam mı? Tamam babacığım, iyi eğlenceler. Sağ ol. Hadi prensesim. Ne oldu hayatım? Yok bir şey. Hadi ama güzel karıcığım, ben senin huyunu bilmez miyim? Senin canın bir şeye sıkılmış. Hadi anlat, ne oldu bakayım? Sen beni seviyor musun Muzaffer? Tabii ki seviyorum hayatım. Ne biçim soru? Peki neden o zaman benim geleceğimi düşünmüyorsun? Nasıl yani hayatım, anlamadım. Aramızda yaklaşık 20 yaş fark var. Eysi şu. Diyeceğim sakın yanlış anlama. Söz ölüm getirmez. Ama ya yarın öbür gün sana bir şey olursa ne yaparım ben? Korkma. Bana bir şey olmaz. Ben hep yanındayım. Ya ben ne diyorum, sen ne anlıyorsun? Açıkçası şu. Sana bir şey olursa Osman'la ben ortada kalırız. Zavallı küçük Osman yetimhaneye, ben de artık. Sus Allah aşkına yeşim. Ama öyle. Elimde hiçbir şeyim yok ki. Galiba haklısın karıcığım. Yarın derhal tapuya gidiyoruz, dükkanı senin üstüne yapıyorum. Yalnız söz var. Bana bir şey olursa Osman'ı hiç yalnız bırakmayacaksın. Düşünceli kocam benim. Ben de seni çok seviyorum. Osman'a gelince, o benim de oğlum. Her ne kadar beni sevmese de ben onu çok seviyorum. İçin rahat olsun Muzaffer'cim. Yeşim abla. Yani anne. Şey, lütfen biraz televizyonun sesini kısar mısın? Kısarım efendim. Git odanda ders çalış. Ama benim yeni odamda masa yok ki. Ne yapalım yani? Koskoca oda sana çoktu. Benim de giyinme odasına ihtiyacım vardı. Küçük odayla senin odayı değiştirdim. Ne var bunda? Hem sen bana hesap mı soruyorsun küçücük boyunla? Hadi hadi, çok konuşma da dersini çalış. Densiz ne olacak? Arzu neredesin? Buradayım Yeşim Hanım. Tabaklarımızı kaldırmayı düşünmüyor musun? Hemen efendim. Muzaffer, artık şiştim bu kadının yavaşlığından. Vallahi ben yapsam daha hızlı yaparım. Bu ne böyle mıy mıy mıy? Tamam hayatım. Arzu abla, tatlı var mı? Olmaz olur mu Osman'cığım? Hemen getireyim. Şapırdatmasana sen de ağzını. Yeşim'cim, biraz sakin tatlım.
Yeşim'cim sakin. Yeşim'cim alttan al. Bu ne ya? Kukla mıyım ben? Size afiyet olsun. Yeşim, Yeşim. Yeşim, kız duymuyor musun? Aa, dalmışım abla, kusura bakma. Neler aldın bakalım, yüklenmişsin yine. Ay yok be abla, nerede? Kendimize 2-3 şey alırsak iyiyiz. Muzaffer ne var ne yok, Osman'ı alıyor hep. Yok bisikleti, yok üstü başı. Bize gelince sıkışırım Yeşimciğim. O benim güzel kızım, ablam demedi mi sana? Çocuklu adamla olmaz diye işte bu yüzden. Bak böyle oğlunun sen de anca hava alırsın. Yok abla, dediğini yaptım. Dükkanı üstüme geçirdim. Güzel, çok güzel. Aferin sana. Abla dayanılacak gibi değil artık. Yemesi içmesi her şeyi batıyor. Bir de üstüne amalı öksüz annesine söz verdim demiyor mu Muzaffer? İşte o an tüm cinlerim tepeme fırlıyor. Vallahi ne yapacağım bilemiyorum abla hiç. Evden yolla Osman'ı. İmkanı mı? Hayatta bırakmaz Muzaffer Osman'ı. Sen de yollamasını sağla o zaman. Nasıl yani? Yani bir şeyler yapmaya çalış. Konuş, karşına al. Böyle olmuyor de. Ya ben ya Osman de. Çekil. Demek annesine söz vermiş. Ona bakmaya mecburmuş. Burayı sana dar edeceğim bacaksız. Göreceksin sen. Alo Muzaffer. Efendim hayatım. Osman odama girmiş, bütün eşyalarımı kesmiş. Ne? Bütün eşyalarını kesmiş mi? Utanmıyorsun değil mi? Ben babacığım. Vallahi ben bir şey yapmadım. Ben yalan söylüyorum yani, öyle mi? Nasıl bir hainliktir bu ya, ben anlamıyorum. Baba yalan söylüyor. Hepsini kendi kesti. Bana bak Osman. Hem annenin bütün eşyalarını parçalayıp talan ediyorsun, hem de kendi yaptı diye iftira atıyorsun. Annem değil o benim. Bu kadın kötü kalpli. Benim güzel anne bir melekti. Görüyorsun değil mi Muzaffer? Ben sana diyordum da inanmıyordun. Varsa yoksa anası. Sen de halen onu koru. Ben neler çekiyorum yarabbim böyle. Osman çabuk özür dile. Yok artık, özür müzür kabul edemem. Bugün eşyalarıma kasteden yarın benim canıma kastetmeye kalkar. Ya yemin ederim ben yapmadım. Ben odamda ders çalışıyordum. Baba ne olur ona inanma. Yazıklar olsun sana Osman, yazıklar olsun. Beni düşürdüğün hale bak. İnan bana, annen senin bu halini görse sana hakkını helal etmezdi. Yazık! Yıkıl karşımdan. Ama baba... Kes artık Osman. Sen kötü bir kadınsın. Seni hiç sevmiyorum. Hem de hiç. Yalancı. Dilerim ki Allah'ım beni üzdüğün gibi seni de üzsün. Duydun mu dediğimi? Yarından itibaren anneannende kalacaksın. Daha fazla Yeşim'i üzmene izin vermem, anladın mı? Şimdi derhal odana git. Peki baba, dediğin gibi olsun. Çık yukarı! Bakın, anlıyorum ama durumum çok sıkışık. Birkaç gün ertelesek... benim de ödeme beklediğim yerler var. Selamünaleyküm Muzaffer.
Aleyküm selam Ethem dayı. Çay söyleyeyim değil mi? Çayı başka zaman içeriz. Nasılsın, iyi misin? Nasıl olurum dayı? Borç kırklakta. Ne hanımın ihtiyacı ne de dükkanın derdi bitiyor. Eskisi gibi dükkanın işleri değil. Vallahi ne yapacağımı şaşırdım. Bak evladım, sana bir iki nasihatim var. Çok değiştin. Sen böyle değildin. Eskiden sabahları dükkanı erken açardın. Şimdi 10 oluyor, 11 oluyor. Geç açılan dükkanın bereketi olmaz. Sonra cuma namazlarını eskiden hiç aksatmazdın. Haftalar oldu yoksun. Bu gidiş gidişliğiyle ol. Aman dayı. Başlama sabah sabah. Sabah mı? Namaza gelecek misin bugün? Yeşim gelecek. Dışarı çıkacağız. Haftaya inşallah. Sen bilirsin evlat. Ben dedim diyeceğim sana. Hadi kal sağlıcakla. Neyin var Muzaffer? Birkaç gündür ağzını bıçak açmıyor. Durumumuz çok kötü Yeşim. Hem de çok kötü. Nasıl yani? Kızım bizi yalnız bırakır mısın? Tabii efendim. Dükkanda işler hiç iyi gitmiyor Yeşim. Üstüne evin giderleri. Bizim bazı müsrif harcamalarımız derken... çıkılmaz bir durumdayız. Aldığım malların parasını bile daha ödeyemedim. Yani? Yanisi şu. Kemerleri sıkacağız. Hatta karıcığım bir süre için Arzu Hanım'ı da işten çıkarmalıyız. Yok artık, daha neler. Kim yapacak evin işini, yemeği? Sen karıcığım tabii ki. Sen konuşursun Arzu Hanım'la yarın. Umarım geçici bir süredir Muzaffer. Umarım hayatım. Umarım. Yeşim, hayatım, karıcığım. Hadi ama hayatım, kahvaltıyı hazırla. Ya bıktım her sabah sana kahvaltı hazırlamaktan. O ne demek hayatım? Bu evin hanımısın sen. Kimden isteyeyim? Hem biliyorsun... Hem biliyorum. Kahvaltı etmeyince şekerin düşüyor, tansiyonun çıkıyor. Ben kendime koca yerine hasta, sen de kendine kadın niyetine hasta bakıcı aldın herhalde. Uf. Daha neler çekeceksin bakalım Yeşim Hanım. Gel, kahvaltın hazır. Aman da aman, benim karım bana güzel elleriyle kahvaltılar mı hazırlarmış? Hayatım, hemen çıkmam lazım. Bırak sınaşmayı da bana biraz para bırak. Vallahi bugün ödemeler var, sana para bırakamam. Zaten çok açığımız. Tamam Muzaffer, istemedim varsay. El alem karısına neler oluyor, bizim geldiğimiz duruma bak. Aşk olsun Yeşim. Ben sana hediyeler almadım mı? Hem de en iyilerini. Biraz anlayış ya. Hadi ben kaçtım karıcığım. Ha, unutma da mavi gömleğimi ütüle de yarın giyeyim. Ya sabır Allah. Canım annem, seni çok özledim. Acaba görüyor musun beni? Benim başıma neler geldi bir bilsen. Babam artık beni istemiyor. O yüzden anneannemi yolladı. Ama merak etme, ben burada mutluyum. Anneannemi de hiç üzmüyorum. Ama seni çok özledim anne.
Keşke senin yerinde ben olsaydım. Ha benim kınalı kuzum. Ne biçim laflar bunlar böyle? Annen çok üzersin böyle dersen. Duyar mı gerçekten anneanne? Duymaz olur mu be küçük oğlan? Hadi üzme anneni. Bol bol dua et. Tamam anneanne. Oy kuzum. Geldim. Kemal, hayırdır Melahat ablaya bir şey mi oldu? Yo, geçiyordum bir uğrayayım dedim. İyi etmişsin. Böyle ayakta mı duracağız? Şey... Bir kahve ikram etmeyecek misin? Affedersin tabii, buyur. Hayır, belli bir süre memlekete gitmesi gerekti. Durum böyle olunca işler bana kaldı. Ben de Muzaffer abinin işleri kötü gidiyor diye duydum. Evet, pek iyi gitmiyor. Ama idare ediyoruz işte. Sen ne yaptığının farkında mısın Yeşim? Kendini ziyan ediyorsun buralarda. Yazık vallahi. Neyse Yeşim. Ben kaçayım. Görüşürüz sonra. Buyurun. Hayırdır Muzaffer Bey? Telefonlarımıza çıkmıyorsun artık. Olur mu hiç öyle şey? Duymamışımdır. Sessizde kalmış herhalde. Hadi yedik yuttuk, gargara yaptık diyelim. Bana bak Muzaffer Efendi. Borcunu 2 gün içinde ödeyeceksin. Yok ödeyemem diyorsan sen bilirsin. Nereden bulayım o kadar parayı 2 günde? Biraz vakit verin. Lütfen. Biz diyeceğimizi dedik birader. Gerisi sana kalmış. Bakın. Gerçekten çok sıkışım. En azından... Bir hafta mühlet veririm. Tam 2 gün süre sana. Hadi kolay gelsin. Allah'ım ya Rabbim, ne yapacağım ben bu kadar parayı nereden bulacağım? Görmen lazım elbiseyi hayatım. Düğünde en güzel ben olacağım. Yarın hemen alalım aşkım. Aşkım? Muzaffer, sen beni dinlemiyor musun? Efendim hayatım, bir şey mi dedin? Elbise diyorum, yarın alırız değil mi? Ha maalesef hayatım. Evdekilerden bir şey uydur. Şu an durumumuz müsait değil biliyorsun. Of ya, ne çileli başım varmış benim. Yeşimcim, ne diyeceğim sana? Dükkanı diyorum, yarın ipotek ettirsek... Ben de bankadan kredi alsam. Borçlarımız çok birikti. Ya sen ne biçim bir adamsın? Ne biçim konuşuyorsun Yeşim? Böyle konuşuyorum bundan sonra. Dükkanı ipotek mi etseymişiz? Oldu canım başka. Kredi alacakmış, borçlarımızı ödeyecekmiş. Hem nereden benim borcum oluyormuş, senin borcun? Lütfen Yeşim, kırıcı oluyorsun. Ben ne yaptıysam senin için yaptım. Beni bağlamaz. Bu dükkan benim geleceğim. Sen ölürsen benim teminatım. Anladın mı? Sersefi kalamam ortalarda. Ben ölürsem mi? Ya sen nasıl bir insansın? Ben senin için oğlumu bile evden yolladım. Yazıklar olsun. Ya sen ne hesaplar peşindesin? Lanet olsun sana. Esas sana lanet olsun. O öksüz oğlunu analık ettim, yaranamadım. Sana bakıcılık ediyorum, yaranamıyorum. Beğenmiyorsan beni çeker gidersin, anladın mı? Göreceksin sen, duydun mu? Ben bilirim sana edeceğimi. Thank you.
Abla artık dayanamıyorum. Yaşlı genişliğe bakar mısın adamdaki? Dükkanı ipotek edilmiş. Daha neler ya? Aslında abla, ev haciz gelebilir. Haciz mi? Evet. Altınları falan varsa derhal evden çıkar. Ne diyorsun abla sen? Onlar benim, kimse alamaz. Vallahi canım, icra gelirse alır mı alamaz mı o zaman görürsün. Çok canım sıkıntı senin bu işine. Altınların nerede? Evde abla, nerede olacak? Tamam. Yarın neyin var neyin yok bana getiriyorsun. Ben sana diyorum değil mi yeşim? Bu hallere düşecek kadın mısın sen? Anlamaz onu. Altınları saklayacağım. Hatta ablamların yazlığına gidelim birkaç gün. Kafanı dinlersin. Bu zaferde ne hali varsa görürsün. Biz de önümüze bakarız değil mi yeşim? Tamam abla. Yarın görüşürüz o zaman. Ben gecikmeyeyim. Son şansın yeşim. İyi düşün. Haftaya biz ablamlara gidiyoruz. Geldin geldin. Ha yok gelmedin. Altınların da dükkanın da elimden gider. Ben sana söylemiştim demekten artık dilimde tüy bitti. Neyse, benim çok işim var. Ben de gideyim yeşim, artık. Ablamın dediklerini ve benim her zaman yanında olduğumu unutma. Görüşürüz. Çok iyi bak. Onu kimseye muhtaç bırakma. Hayatım, günaydın. Umarım affedersin beni. Alo? Ne? Ne diyorsunuz siz? Hemen geliyorum, hemen. Boşaltın. Durun, ne yapıyorsunuz? Bırakın onları. Lütfen zorluk çıkarmayın Muzaffer Bey. Biraz süre ne olursunuz. Yalvarırım. Şunları da alın. Yok hayır, alamazsınız. Kredi çekeceğim. Ödeyeceğim. Ama Muzaffer Bey. Yardım çağırın çabuk. Ambulans çağırın. Muzaffer Bey. Muzaffer Bey. Maalesef işiniz geçirdiği beyin kanaması sonucu bundan sonraki yaşamını yatalak olarak geçirecek. Hastayı birkaç gün içinde çıkarabilirsiniz. Nazan! Affet beni Nazan. Nazan, affet. Affet Nazan. Ya ne sesleniyorsun Mendemur? Günaydın hayat. Yardım eder misin? Of, benim bu derdim hiç bitmeyecek. Ay, yine leş gibi kokuyorsun. Bıktım artık senin altını temizlemekten, yatalak kocaya bakmaktan. Yeter ya, yeter. Çok özür dilerim. Geldim. Bekle burada beni. Sanki bir yere gidebileceksin de. Adam, boş vermiyorlar. Hadi oğlum ya, acele etsene. Al. Hadi vur. At. Anne. Gel. Oğul
baba. Hadi. Görüşürüz. Hadi daha hazır değil misin sen? Hazırım abla, geldim. Aldın değil mi altınları? Aldım abla, merak etme. Aferin. Abla, doğru yaptığımıza eminsin değil mi? Sanki çok acımasız davranmışım gibi geliyor. Aa, yeter ama pişmansan kal. Çekemem senin vicdan oyunlarını. Karar ver, Kemal'le mutlu bir gelecek mi? Yoksa burada yatalak bir adamın altını temizleyerek ömür tüketmek mi? Haklısın abla. Ha şöyle, hadi yolumuz daha uzun. Kemal'i fazla bekletmeyelim. Yürü, hadi. Yeşim. Neredesin Yeşim? Bırakmadın beni değil mi? Neredesin? Artık ne sana ne de bu yaşama şekline dayanamıyorum. Önce bir öksüz baktım, yaranamadım. Şimdi de bir yatalığa bakıp hayatımı zindan edemem. Aslına bakarsan pişmanlık da duymuyorum. Sen değil miydin hasta karısını benim için terk edip? Onun ölümü kanserden olmadı. Senin yüzünden oldu. Nazan'ın katili sensin. Şimdi ben de kendim için, Kemal için seni terk ediyorum. Elveda. Nazan'ım affet beni. Bilemedim kıymetini. Sözümü tutamadım. Osman'ımıza bakamadım. Affet beni. Cahillik ettim. Sadakatsizliğime kurbanı oldum. Kendim ettim, kendim buldum. Allah'ım affet beni. Affet. Anne, artık beni bırakma. Çok mutsuzum sensiz. Sen sakın üzülme. Ben hep senin yanında olacağım. Osman, senden bir şey isteyeceğim. Babana git yavrum. Sana ihtiyacı var. Onun kimseye ihtiyacı yok. Artık beni de sevmiyor. O pis kadın yuvamızı dağıttı anne. Senin resmini çok gördüm ana. O seni çok seviyor. Osman'ım, babana git. Allah herkesi affeder. Bunu unutma.
Sen de affet. Anneciğim gitme. Yesim abla. Yesim abla kapıyı aç. Baba. Baba. Babacığım. Baba kapıyı aç. Osman. Anahtar saksının altında. Osman! Baba, babacığım! Osman'ım, çok çektirdim sana. Göremedim yeşimin sana ettiklerini. Affedebilecek misin bu aciz adamı? Babanı. Annemi kaybettim, seni de kaybedemem baba. Yavrum, yavrum, canım. Bir kişiden daha af dilemem lazım Osman. Nazan, sana bakacak yüzüm yok artık. Yok, biliyorum. Sadakatsiz oldum sana karşı. Ne iyi bir koca olabildim sana. Ne iyi bir baba olup oğlumuza sahip çıkabildim. Görüyorsun halimi. Her şey bu dünyada karşılığını buluyor. Bundan sonra ömrüm boyunca her günüm senden af dilemekle geçecek. Affet beni Nazan. Affet. Ne oldu? Ne işin var senin burada? Ne işin var senin burada? Ne işin var ha? Söyle! Hangi yüzle karşıma çıkıyorsun? Muzaffer ne olur dinle beni. Bir hata ettim ve cezamı çektim. Görmüyor musun halimi? Az bile etmişler sana. Ne oldu? Aşığın seni koruyamadı mı? Aşığın falan değil o benim Muzaffer. Melahat şeytanıyla Kemal sevgiliymiş. Altınlarımı alıp beni bu hale getirip sokağa attılar. Gidecek hiçbir yerim yok. Ne olursun affet beni. Dinle Muzaffer ne olur. Yürü Osman, yürü. Muzaffer. Annem hep Allah'ı affedendir derdi Yeşim abla. Cennet. Ne olan bu? Bir saat açılmıyor kapı. Ne halt ediyorsunuz içeride? Kalkamadım hemen, kusura bakma. Kerem! Kerem! Nerede bu çocuk ya? Gelmedi daha, okula uğrayacaktı. Halt alacak sanki. Okula uğrayacakmış. Alışverişi yollayacaktım. Akşama Cemil'leri çağıracağım yemeği. Tedarik görün biraz. Sen de hazırlığını yap.
İyi de Remzi, benim durumumu... Ne ulan, izin kağıdım alacağım senden. Çağırdım işte, ne olacak? Tamam da Remzi, hastayım ben. Ayakta zor dururken insanlara ayıp olmaz mı? Olmaz efendim. Sen kıvranmasan olmaz mı peki? Bahane çıkarıp durmasan. O nasıl... Çileden çıkartma ulan adamı. Lahmacunumu söyleyeyim gelen misafirlere. Benim nevrimi döndürme Esma, tamam mı? Şimdi çakarım iki tane, yarısı boşa gider ha. Nerede bu hayvan ya? Çağır şunu alsın bir şeyler. Ne iş ulan? Anası ayrı, oğlu ayrı çatlak bunların. Buyurun. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Güle güle. Geldim oğul. Baban da seni... Bak anne. Ne aldım sana? Neredesin ulan sen? Bu ayak işlerini bile bana yaptırıyorsunuz be. Devam ulan bana bu. Git eşek gibi çalış. Gel bir de. Ne o elindeki ha? Şey. Bu mu? Lokum. Annem severdi. Aklıma... Oğlu anasını lokumla besliyor. İyi ulan valla. Çok iyi. Git ulan şuradan bir büyük al gel. Ne bekliyorsun lan? Para. Ne parası be? Lokum hangi parayla alıyorsan onu da o parayla al. Hadi. Yürü. Yapmasaydın öyle. Üzüldü Kerem. Ne diyorsun lan mır mır? Kerem diyorum. Heves etmiş almış. Zaten 40 yılda bir... Yok öyle. Oğlu lokum getirsin anası yesin. Benim canım çıkıyor akşama kadar. Çalışıyor biliyorsun. Çalışacak tabii. Okul ayağına göz yumuyoruz şimdi. Seni canını çıkartacağım onun canını. Yok öyle. Niye kötü davranıyorsun ona? Halbuki saygıda kusur etmedi. Bir fenalığa bulaşmadı hiç. Herkes gıptayla bakıyor oğluna. Parmakla gösteriyorlar. Bir tek sen bu kadar hoyrat, bu kadar... Çeneye gelince hastalık yok değil mi? Kalk git ocağın başına hadi. Hastalığıma da... Ne yapayım be? Hastaysan hastasın. Gidin be çıldırtmayın adamı. Bunu da verirsen kurtarırsın vallahi. Doğru ya. Tabii. Merhaba Muhsin abi. Hoş geldin Kerem. Babam şey istedi de Muhsin abi. Baban ne ister? Rakı istemiştir işte. Al bakalım.
yarın öbür gün bıraksam yanımda yok da. Tamam tamam, olur. Hayırlı işler. Güle güle. Allah'ın işi. Remzi'nin ne oğlu bu? Herif Kudubet'in, yaramaz adamın teki. Milletten utanır da rakı almaya bunu yollar. Allah Allah. Ya ama bu çocuk hem edebi, efendiliği hem de çalışkanlığı. Her mektepte birinci ya. Helal olsun valla. Armut her zaman dibine düşmüyor işte. Hanımı demiş ki tavla mavla yok bu saatten sonra. Var ya, mosmor oldu ha, görecektin. Maç bitince ne oldu? Birhaneye gittiniz mi, gittik, aşağıdaki gittik. Birhaneye? Ha? Tavlayı da oynadık. Hadi ya. Vallahi billahi. Erzurum'u göreceksin ha. Abi hep attırıyorsun golleri ya. Vallahi hep mars ediyorsun ha. Şerefe. Şerefe abicim. Ne diyor abi, dört şere gördü. Çok ailesin. Her yeri koşulmuştur vallahi. Vallahi. Hadi hadi Şerefe, içelim ya, güzelleşelim. Ya ben bunu ha, çocukluğundan beri abicim. Nasıl çamurdur, nasıl çamurdur? Oğlum diyorum, görmüyor musun? Kapıyı aldım diyorum. Hala bakıyorlar. Çirkef herif ya. Hafta sonu maça gittik onlarla. Ha şu geçen haftaki maç mı? Hafta önce falan abicim. Orada da abicim diyor, offside diyor, bilmem ne diyor. Millet dövecekti buna. O maç kaçmazdı abicim. O maç kaçmazdı. Tabii ama tabii. Ama bak bu hafta var ya kesin 3 puan bizim. Anne, abi. Onu bilir onu. İyi misin? Ya, tamam, yok bir şey yok. Hadi sen dön içeri. Ayıp olur. Hem bozulur baba. Hadi oğlum. Anne sen. Hadi oğlum. Ben iyiyim. Hadi. Orada abi. Oradan da beraber basarız. Tamam abi, basarız. Biz ki. Ercan da gelsin ha. Boş ver be abi. Yani. Ya bu kere herif be. Peki tamam. Tamam nasıl istersen. Ercan unut ya, boş ver. Ya mesela canım. Ama çok kalbi temiz çocuktur ha. Süper çocuktur. Nerede kalmış bizim tabaklar ya? Gelir canım. Remzi'cim ne acelesi var? Karışmayalım hanımların işine. Biz içelim. Ya o bahsettiğim annem Ercan var ya. Galiba, baba. Hani muhabbet ediyoruz ikisi. Ha? Ha, evet. Annem bunu diyorum. Hatırladın değil mi? Ha, evet. Bana bak. Karısıyla beraber. İki çift masa donattı diye. Lolo mu yapıyor içeride? Yok baba. Ben. Anne. Anne. Toparla kendini anne. Anne. Hadi anne. Hadi anne. Anne. Baba. Ne olmuş? Ha. Baba. Anne. Anne kendine gel. Hadi anneciğim. Lütfen. Ay bilmiyorum, çok kan şekerim mi? Hadi anneciğim. Anne, baba taksi çağır. Anne, ay topla kendini. Ya, durup dururken. Baba. Baba lütfen. Hadi Cemil sen kolonya getir. Anne biraz topla kendini. Hadi anne. Anneciğim lütfen. Anne. Hay Allah. Hadi anne, aç gözlerini. Koklat evladım, şu kolonyayı koklat. Anne. Su versek azıcık. Anne. Şimdi toparlan. Anne. Anneciğim ne olur aç gözlerini anne. Tamam. Anne kendine gel. Hayatım. Anne ne olur. Anneciğim aç gözlerini. Nesi var? Anne. Ha? Anne. Tansiyonu anne lütfen. Allah. Anneciğim lütfen. Anne. Anneciğim. Anne. Bana bak. Anne. Düşmüş olabilir. Anneciğim aç gözlerini. Tabii tabii. Anne. Anne topla kendini lütfen. Allah. Anne. Çağırdım. Anne. Geliyor. Ulan iki paralık keyfimiz vardı. Yaptı gene yapacağım. Anne, anneciğim. Sen misin o be? Ne yapıyorsun? Anneme giysi. Hastaneye döneceğim hemen. Ne dedi doktorlar? Kötü. Kötü mü? Nasıl yani? Kötü işte. Kazıklanmayın oralarda ha. Öyle olur olmadık şeye para harcama. Ee,
Yakınınız mı? Başınız sağ olsun. Ne yapıyorsun orada? Ne bakıyorsun be? Anneme mezar yeri bulmak için çok uğraştım. Annem üzgün öldü. Çok üzgün öldü annem. Üstelik ihmal edildi, kırıldı, bakılmadığı için öldü. Kesin lan. Bana bak. Anan hastaydı, öldü. İkide bir bana artist deneyeceksen bas git bu evden, tamam mı? Bakma öyle kıl kıl. Yürü! İki dakika şey için. Ha? Üniversite sonuçlarım. Hı. Bak bak. Allah'ım çok şükür. Ne olmuş? Olmuş.
Neresi? Elektronik mühendisliği. Vallahi helal olsun. Mesela Kemal. Bu da bir otobüsü yedi öyle baba. Değil mi? Eşek heriflerin peşinde ya abi. Olmaz. Yedik vallahi. Olmaz. Bileceksin. Bileceksin bu işi. Bilmeden de oynamayacaksın. Bilmeden de oynamayacaksın. Doğru söylüyor. Hiç oynamıyor o zaman. Ya boş işler bunlar. Biz zamanı de çok oynuyoruz. Işte, zamanında sen de çok kaybettin neredeyse baba. Her gün. Sen de mi abi? Haftanın üç günü falan oynuyorduk. Vallahi bıraktık sonra ben. Baba sen bir ara epey götürmüştün. Ne oldu o para? Götürdüm de bir de ondan sonra neydi o? Kız fuat diyorlar. Hani var ya. Tanırsın kim? Ya şu otobüs şoförü. Ne olan? İçmeye mi geldin lan ha? Üniversiteyi kazandım baba. Vay helal be. Git şuradan bir şey. Sen girmiş miydin lan imtihana? Helal be. Ne olacaksın peki ha? Mühendis, elektronik mühendisi. Hmm. Ulan tanımazsın artık bizi zurna. Para bul gani. Karılar kızlar değil mi? Zengin olur bu hemen. Anası kılıklı bu. Para mara da harcamaz. Cebinde akrep var mı? hadi bakalım. Biralar kimden? Senden tabii baba. Hadi için için. Oğlum. Yuh ulan be. Yürü. Yürü oğlum bakayım. Yürü bakayım. Ulan öyle vurdun o topa be. Oyuncu değil ki adam abi. Oduncu. Hadi be. Hadi oğlum. Ulan vur oradan be. Hadi be Allah cezanı versin sana. Baba. Ha. Baba kayıt olmam lazım. Yok. Masraflar var baba. Kayıt için en az ilk dönemin parasını yatırmak gerek. Ne ulan daha bugünden başladın? Önce bir görelim okumanı filan. Ama baba bu yasal. Para mara yok beyefendi. Nikah var oğlum nikah. Nikah mı? Basit bir nikah ama yine de masraf işte. 5 kuruş veremem sana. Kimin nikahı peki? Sen bana ne salaksın be? Benim oğlum. Senin mi? Evet. Ne o yakıştıramadın mı? Ama baba annem daha öleli. Ne yapayım yani? Öldü gitti işte. Öldü gitti mi? Ya git başımdan be Allah Allah. Daha annemin mezarı ıslak baba. Kaç gün oldu ki şunun şurasında? Püh, Allah cezanı versin. Ulan bu da mı kaçar be? Pas ver pas. Oduncu. Hadi yürü. Lan. Evde misin? Biz geldik. Oo, maşallah. Boyunca oğlun varmış Remzi Bey. Öyledir. Hoş geldiniz. Nereden geçirmek gerek burayı Remzi Bey? Verdim ben siparişi hayatım. Ceket takım falan geliyor. Badana içinde ben konuştum çocuklarla. Her tarafı bir elden baba geçirecekler. Her taraf baştan aşağı boyanacak. Yani tavan olsun. Sonra pencereleri diyorum değiştiririz istersen. Of of! Ev temizlik görmemiş ki hiç. Şuraya bak. Halının altına bak. Mutfak desen pasak içinde. Kadın yatmış aşağı. Annem tertemiz bir kadındı. Ne? Annem diyorum. Hiç de öyle değildi. Annem hakkında daha dikkatli konuşabilirsin.
Necdet Bayol, ne diyorsun sen? Ben sadece... Ben buraya hizmetçi gelmedim, tamam mı? Hem pisliğinle uğraşacağım hem de hesap mı vereceğim sana? Ne oluyor ya? Sen bana hırlayamazsın, tamam mı? Ne oluyor lan yine? Baba, ben... Ben bir şey demedim. Daha ne diyeceksin be? Allah'ın cezası. Getirdin beni kazık kadar çocuğun yanına. Sana da aşk olsun yani Remzi Bey. Kerem! Annem hakkında öyle konuşmana izin veremem. Kes sesini be! Görüyorsun değil mi Remzi Bey? O pis filan değildi. Konuşamazsın öyle. Sus diyorum lan sana, kes! Kaçırma lan ağzımızın tadını. Kalk hadi, kalk defol git evimizden. Ya adam gibi dur ya da defol git evimizden. Huzurumuzu kaçırma. Anası benim annem öyle kalk. Değildi. Kalk dedim lan sana, yürü! Defol! Çık dışarı, çık hadi! Çık! Yürü lan! Defol lan! Kalk! Kalk! İstemiyorum lan seni bir daha bu evde. Defol! Defol! Vallahi Allah ya. Ay yani bu kadar nankörlük olur canım. Vallahi kapıya bastırmamak lazım Remzi Bey. Bunun ne yapacağı belli değil. Allah muhafaza. O bir daha zor gel bu evden içeri. Oh be. Ay dünya varmış ayol. Ellerin dert görmesin valla. Akılsız canım işte. Döner gelir mi dersin? Allah'ın üstüne çektiyse zor biraz. Yapayım mı sana bir kahve? Şöyle içelim huzurlu huzurlu. Ne güzel olur valla. Hadi yap. Tamam. Remzi. Ha. Burayı satıp yeni ev alacaktık ya. Ha. O kimin üstüne olacak? Ev sana feda olsun. Feda. Senin üstüne tabii. Senin.
Büyüklerinden ver, büyüklerinden. Tamam. Bir tartalım bakalım. Yeter. Hadi doldurun bakalım. Ne baktın yeğenim? Ben hiç. Şey, bakar mısınız? Sizde iş var mı? İş mi? Hı? Sen ne iş yaparsın ki? Ne olursa. Yok aslında. Vallahi kendi karnımızı zor doyuruyor. Öğrenciyim ben. Okula kaydolmam lazım. Ne okulu be? Mühendislik. Üniversite. Mühendislik mi? Hı. Dalga mı geçiyorsun yeğenim? Burası oduncu dükkanı be. Allah Allah. Hadi aslanım hadi. Yeğenim. Karnın aç mı? 40 sene yaptım bu işi. Düpedüz oduncu eşek. Eğer sen de yaparım diyorsan... Aha buyur. Şurada da barınırsın. Ama bir yamuğunu görürsem... odunla girerim vallahi ona göre. Merak etme. Ulan adam değil mi senin peder de be? Bak oğlum, sen şu mektebi bitir de gerisini Allah kerim. Kökün kuruduysa dalına bakacaksın. Allah babandan güldürmemiş. İnşallah evlatlarından mürvet bulursun. Sahi okul nasıl gidiyor? İyi, çok iyi hem de. Bana müsaade. Hadi bakalım. Kerem burada mı? Burada efendim.
Hüsnü Bey. Nasılsın bakalım? Sağ olun efendim. Buyurmaz mısınız? Oturmayacağım. Personelin ne dediğini biliyor musun? Hayır efendim. Hüsnü Bey'in prensi diyorlar sana. Hiç bu kadar genç biri... Kaç yaşındasın sen Kerem? 26 efendim. İyi bir eve taşın. Personelle konuş, şoförünü ayarlasınlar. Davet vermeyi ve oraya beni çağırmayı unutma. Marmara Bölge Müdürüsün. Hayırlı olsun. Evet. Evet efendim. Bir saniye lütfen. Kerem Bey. Babanız arıyor. Kerem Bey. Görüşmek istemiyorum. Aramamasını söyleyeyim. Şu an müsait değil. Toplantıda. Hadi. Biraz çabuk olun çocuklar. İnceler ön tarafa dizi oğlum. Tamam abi. Kolay gelsin. Ha? Sağ olasın. Vay benim aslanım. Hoş geldin. Nasılsın usta? İyiyim. Haberler sende. Geç şöyle otur. Marmara Bölge Müdürü oldum. Vay be. Helal sana be yeğenim. Aferin. Aferin sana. Allah kutlayalım bunu. Kebap söyleyeyim mi sana? Ama niye böylesin öylesi? Babam aramış. Baban mı? Vay leş kargası. Kerem! Beyefendi lütfen. İşine bak sen. Bırak Yahya, tamam. Vurmuşsun voleyi be. Aslan oğlum benim. Oğlum mu? Canım her ailede tatsızlık olur. Sen de şimdi yani. Bittim ben Kerem. Kadın hayatımın kazını attı bana. Hastalandım. Bak. Bak şuraya bak. Bak. Bak oğlum. Canımı okudu kadın. Emekliliği de bitiremedim. Kerem. Çok dardayım. Vallahi oğlum. En azından bir ev parası. Kira da olur. Karnım bile zor doyuruyorum. O ne? Yarın bu adrese gel. Öğlen. Ama... Gidelim. Sabahtan beri bekliyor adam be. Nedir bu yeğenim? Anlarsın usta. Ellerim nasır oldu burada. Neyse, geldi geçti değil mi? Geldi geçti tabii.
Bunları sana getirdim. Aslan oğlum benim. Ama önce yapman gereken bir şey var. Annem istemişti. Hatırladın mı? Kerem, biliyorsun. Ama sen... Ne o elindeki ha? Şey... Bu mu? Lokum. Annem sever diye. Aklıma... Oh! Oğlan nasıl lokumla besliyor. İyi ulan valla. Çok iyi. Git lan şuradan bir büyük al gel. Ye onları. Ne? Ye dedim. Yoksa? Oğlum ama... Ye! Ye dedim. Sana ölünceye kadar bakacağım. Bu benim görevim. Ama sen de anneme ve bana yaşattıklarını unutmayacaksın. Şirkete mi efendim? Kerem Bey? Mezarlığa gidelim Yahya. Mezarlığa gidelim. Mezarlığa mı? Evet. Annemi ziyaret edeceğim. Peki efendim. Annen hayatta mı Yahya? Evet efendim. Çok şükür. Evet ya. Çok şükür. Çok şükür.